aradı mı? Önce onu sorayım. Doğum gününüzü kutladı mı? Akabinde özellikle son dönemde yeniden refahla ilgili bazı durumlar da söz konusu. Onların da yapmış olduğu açıklamalar var ki İstanbul'da karşı partinin adayının kazanacağı, İmamoğlu'nun kazanacağı, işte Ankara'da da Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın önde olduğuna dair. Sizin nasıl bir değerlendirmeniz olur? Bu Cumhur İttifakı noktasında yeniden refahı nasıl konumlandırıyorsunuz? Geldiğimiz nokta itibariyle. Öncelikle Devlet Bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Ve çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği içinde olan, şimdi onu henüz daha görmedim, bir kalem gönderildiğini söylediler. Ve doğum yıl dönümümü kutladığı gibi tabii Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle bu şekilde bir tebrikleştik. Yarın da ben Manisa'ya gidiyorum. Manisa'da olacağız. Ve bu süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Başka? Efendim? Yeniden refah da vardı sorunun içerisinde ama. Yani yeniden refahın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. İşte birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda yani kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri yeniden refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar. Sik cambazı ifadesini kullandınız kürsüde de. Hı? Sik cambazı ifadesini kullandınız kürsüde de. Ben onların adını almadım. Rüya, kendine gel. Sayın Cumhurbaşkanı 24'ten Yağmur Yıldız. Antalya Diplomasi Forumu'na yine ev sahipliği edeceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda büyük bir arabuluculuk tesis edilmişti bu noktada. Bu kez bu hafta yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze diplomasisi noktasında ne gibi bir liderler diplomasisi yürütürsünüz? Şimdi tabii oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında tabii ki İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular ve katılacak olan liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. Tabii ikili görüşmelerimiz olacak. İkili görüşmelerimizde bunların üzerinde yine duracağız. Efendim, bugün Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmeniz oldu. Doğum gününüzü, yeni yaşınızı kutladı. Kendisiyle doğum günü tebriği dışında iki ülke arasındaki ilişkiler nezdinde başkaca bir gündeminiz oldu mu? Ve yakın zamanda bir ziyareti de söz konusu. Bu konuda bir tarih gündemde mi? Teşekkür ederim.